Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Fizyoden Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Anatomi, konu anlatım videolarımız bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi de sinir sisteminden ventrikülleri, yani boşlukları, beyin omurilik sıvısını ve beyin zarlarını işleyeceğiz. O halde hep birlikte başlayalım isterseniz. Öncelikli olarak ventriküllerden başlamak istiyorum. Ventriküller beyin bölümleri arasında ve beyin hemisferleri içerisinde bulunan, İçlerinde de beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı ile dolu boşluklara beyin ventrikülleri denmektedir. Ventriküllerin iç kısmında bos var demiştik ve bu bos da, yani bu sıvı da damar ağları tarafından, plexus choroideus dediğimiz ağlar tarafından salgılanmaktadır. 2 adet lateral ventrikül vardır. 3. ventrikül, 4. ventrikül olmak üzere toplamda 4 adet ventrikül bulunmaktadır. Neymiş? 2 tane lateral, 3. ve 4. ventrikül olmak üzere 4 tane ventrikül varmış. O zaman ventriculus lateralis ile başlayalım. 2 tane var demiştik. Lateral ventriküller beyin hemisferleri içerisinde yer almaktadır. Beyin bölümleri içerisine doğru uzanan bölümleri vardır. Yani uzandığına göre biraz ne denir? Geniş bir alan kat etmektedir. Foramen interventriculare adı verilen bir delik ile 3. ventrikül ile bağlantı kurarlar. Neymiş? Foramen interventriculare. Siz de yeşille çevrili şekilde görüyorsunuz foramen interventriculare'yi. Evet, resime bakalım. İki tane lateral ventrikül var demiştik. Anterior kornu, yani ön boynuzu, posterior kornu, arka boynuzu ve inferior kornu olmak üzere 3 tane boynuzu var. Bir de lateral ventrikül atriumu kısmı var. Bu gördüğünüz lateral ventriküller foramen interventriculare aracılığı ile ventriculus tertius, yani 3. ventrikülle bağlanmaktadır. 3. ventriküle bakalım şimdi de. Diencephalon videomuzu izlediyseniz zaten orada da bahsetmişizdir. Diencephalon'un orta hattında tek bir boşluk halindedir. Lateral ventrikül 2 taneydi. Orta hatta tek bir boşluk halindedir. Hem lateral ventriküllerle hem de 4. ventrikül ile bağlantılıdır. Foramen interventriculare ile lateral ventriküllerle aquaductus mesencephali ya da aquaductus cerebri vasıtası ile 4. ventrikül ile bağlantılıdır. Aquaductus mesencephali dediğimize göre neyi çağrıştırıyor? Mesencephalon'dan bahsetmiştik. Mesencephalon'un içinden geçmektedir bu bağlantı kısmı. 3. ventrikülümüz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 4. ventriküle bakalım. 4. ventrikül ventriculus quartus denmektedir. Bulbus, pons ve cerebellum arasında yer alır. Fossa choroidea'yı düşünelim. O videomuzdan hatırlarsanız. Fossa rhomboidea, pardon. 4. ventrikülün taban kısmına şeklinden dolayı fossa rhomboidea adı verilir. Dördüncü ventrikülün alt kısmında bulunan deliklere foramen mediana, yani foramen magandi ve foramen lateralis, yani foramen lucca aracılığı ile de 4. ventrikülde bulunan bu iki ventrikül aracılığı ile medulla spinalis içerisindeki canalis centralis ve beyin zarları arasında bulunan subarachnoid boşluk ile bağlantılıdır. Neymiş? 3. ventrikül 4. ventrikülde aquaductus cerebri ile bağlanmaktadır. 4. ventrikülde yer alan foramen mediana ve foramen lateralisler medulla spinalis içerisindeki canalis centralis. Medulla spinalis anatomisinde bahsetmiştik. Ortada bir kanal şeklinde devam ediyordu. Bu kanal işte nereden devam ediyormuş? 4. ventrikülden aşağı doğru gidiyormuş. Bir de neymiş? Beyin zarları arasındaki bundan subarachnoid boşluk ile bağlantılı imiş. Beynin ventrikülleri bu şekilde. Birbirine bağlayan yerleri bilin. Ventriküllerin içinde boş dolandığını bilmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi de beyin omurilik sıvısına bakalım. Kısaca BOS dediğimiz beyin omurilik sıvısına bakalım.
Öncelikli olarak beyin omurilik sıvısı koruma ve tampon görevi yapmaktadır. Ventriküller içerisinde ve subarachnoide boşluğundadır. Subarachnoid boşluğunda bulunmaktadır. Ve beyin omurilik sıvısı ventriküllerde bulunan ve pia mater tabakası olan, piameterden köken alan plexus koroideuslardan salgılanır. Plexus koroideuslardan salgılanmaktadır. Duramater sinüsleri içerisinde yer bulunan granulasyo arachnoidealardan ise venöz dolaşıma katılırlar. Bildiğiniz gibi bunlar ne sürekli salgılanıyor, venöz dolaşıma katılıyor. Yani bir devir daim içerisinde. Eğer bu şekilde bir devir daim olmasaydı, salgılanma sonucu venöz sisteme dökülmeseydi ne oluyor? Bu sefer hidrosefali dediğimiz hastalık meydana gelebilir. Boz artışına bağlı olarak beyine basınç, ayrıca kafatasında büyüme meydana gelebilir. Özellikle çocuklarda vardı bu durum. Çeşitli hastalıklarda ve kanamalarda da teşhise yönelik fonksiyon yapılır. Yani lomber fonksiyon yapılır. L4, L5, L3, L4 arasından alınmaktadır. Ve bu sıvıda içeriğine bakılır. Kanama var mı ya da bir enfeksiyon bulgusu vesaire var mı? Lumbar bölgeden giriliyor ve subarachnoid boşluğa girilmektedir. Şimdi zaten siz de resimde görüyorsunuz. Şimdi plexus koroideus'ta bir numarayla adlandırılmış yerde plexus koroideuslarda üretiliyor boz. Ve ventriküller boyunca yayılıyor. Gördüğünüz gibi dördüncü ventrikülü, üçüncü ventrikülü, lateral ventrikülleri, canalis centralis'i bu şekilde ventriküller boyunca yayılır. Az önce de dedik medyan ve lateral açıklıklar, foramenler yoluyla da subarachnoid aralığa geçmektedir. Subarachnoid aralığa geçmektedir. Subarachnoid aralıkta yayılır beyin omurilik sıvısı ve arachnoid villuslar dediğimiz yapılarla duramaterdeki venöz sinüslere emilmektedir. Bu şekilde bir devir daim söz konusudur. Şimdi ise beyin zarlarına geçelim. Meningslere geçelim. Hatta duymuşsunuzdur. Menenjit hastalığını duymuşsunuzdur. Nedir? Beyin zarlarının iltihaplanmasına menenjit denmektedir. Medulla spinalis anatomisinde bahsetmiştik. 3 tane beyin zarımız vardı, değil mi? Beyni ve medulla spinalisi etrafını dıştan içeriye doğru bu zarlar çevrelemektedir. Ve bu zarlara duramater, arachnoid mater ve pia mater olmak üzere 3 adet zar vardır. Bunlar beyni çevreliyor. Ve medulla spinalisi de çevreleyenlerin zarların sonuna ne deniyor? Mesela pia mater spinalis, arachnoid mater spinalis eki geliyor. Spinalis eki getiriyoruz. O halde şimdi duramatere bakalım. Resminize bakacağız. En dışta ne var? Hepimiz kafamıza dokunalım. En dışta saçlarımız ve derimiz var. Skin of scalp dediğimiz derimiz var. Kafatası derimiz var. Derinin altında hangi tabaka var? Periyost tabakası vardır. Ardından periyostun da bu zarın da altında asıl kemik dokusu yer almaktadır. Kafatası kemiklerimiz yer almaktadır. İşte bu kafatası kemiklerinin hemen altında duramater dediğimiz birinci beyin zarı karşımıza çıkmaktadır. Duramater dediğimiz birinci beyin zarı karşımıza çıkmaktadır. Sizin de resimde gördüğünüz gibi duramaterin iki parçası vardır. Bir periostal, iki meningeal parçası olmak üzere. Periostal parçası tahmin ettiğiniz üzere kemiğe iç yüzden yapışmaktadır. Meningeal parçası da beyine çevrelemektedir arkadaşlar. En dışta bulunur, en kalın beyin zarıdır. Bu duramater tabakasının içi, özellikle meningeal parçası, çeşitli yarıklar içerisinde uzanacak şekilde beyin bölmelerini oluşturur. Beyne destek sağlayan oluşumlardır bunlar. Ve her iki hemisfer arasına, yani her iki kafatasınız arasına giren duramater oluşumuna falx cerebri denir. Cerebri neydi? Hemisfer. Cerebrum'dan gelmektedir. Falx ise orak demektir. Şekilde de gördüğünüz gibi adeta bir orağı andırmaktadır.
Cerebrum ile cerebellum arasında yer alana ise tentorium cerebelli denmektedir. Cerebrum ile cerebellum arasında yer alan duramater uzantısına tentorium cerebelli denmektedir. Tentorium ne demektir? Çadır demektir. Üstünü kapatır. Cerebellumun arasına giren bir de ne vardır? Falx cerebelli dediğimiz uzantıyı da duramater vermektedir. Bu şekilde duramater uzantılar verir. Duramater'in hangi dalı veriyormuş? Meningeal dalları vermektedir. Şimdi ise ikinci beyin zarımıza geçelim. Arachnoid mater dediğimiz beyin zarına bakıyoruz. Orta tabakada yer alan beyin zarıdır. Beynin etrafını tamamen sarar. Arachnoid mater beynin etrafını tamamen sarmaktadır. Ancak sulkusların içerisine girmez. Sulkusların içerisine girmez. Siz de şu anda görüyorsunuz. Altında ise subarachnoid aralık bulunmaktadır. Spatium subarachnoidea bulunmaktadır. İçinde ne vardı? Bos dediğimiz beyin omurilik sıvısı vardı ve bazı yerlerde genişlemeler veriyordu. Cisterna subarachnoidea adı veriliyor bu genişlemelere de. Son olarak pia mater dediğimiz en içte yer alan beyin zarına geçecek olursak beyin dokusunu ve sulkusların içerisine sokulur. Yani sulkusların içerisine de girmektedir. Kan damarlarından zengin olan bu pia mater dediğimiz zar beyin dokusunun beslenmesini sağlar. Ventriküllerin içerisine sokulur. Burada beyin omurilik sıvısını salgılayan plexus koroideosu oluşturmaktadır. Evet, bu videomuzda beyin zarlarına, ventriküllere ve beyin omurilik sıvısına değindik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.